Bu nedir bu? Guten Morgen sevgili izleyiciler. Niye böyle başladım? Çünkü bugün sizlere GoPro 9'u tanıtacağım. Kutu açılışı yapacağız. Bunu Almanya'dan aldım. O yüzden Guten Morgen. Şu anda sabah saatleri. Çünkü heyecanla bunu açmak için bekledim. Dün akşam aldım ben bunu Almanya'dan, MediaMarkt'tan. Belçika'da yok muydu? Vardı tabii ki de. Ama tamamen duygusal. Fiyat bir nebze de olsa uygundu Almanya'da. Çünkü bu pandemi sürecinden dolayı Almanya'daki bütün elektronik ürünlerde %16'lık bir indirime gidildi. Şimdi ben bunu niye aldım? Aslında ben bir düğün kameramanıyım. Düğün fotoğrafçısıyım. Bununla çok şeyler çekeceğim. Kameramın üstüne takıp canlı yayın yapacağım. Konvoyları çekeceğim. Sonra kafama böyle bir kask takıp o şekilde 5K. 5K video özelliği var bu arada. Yani benim 4K kameralarıma yakın. 4K var, 4K var. Cep telefonların 4K'sı var. Kameraların 4K'sı var. Onları kıyaslamak mümkün değil. Sensör farkı var çünkü. Şimdi bu 5K çekiyor ama benim 2 sene önceki aldığım kameram 4K'sına mümkün değil, erişemez. Bunlar biraz teknik konular. O konulara hiç girmeyeyim. Pandemi sürecinde birkaç kez kamera arkası çekimler yaptım. Şurada birkaç tane video var. Onları izleyebilirsiniz. O çekimleri büyük kameralarla yaptım. Yani büyük dedim yine bundan büyük yani. Şöyle çekimler yapabiliyorum. Ama artık bu şekilde çekimler yapabiliyorum. Bu çok güzel bir kamera. Modelini de söyleyeyim size. Sony CX740E. Bunların hala görüntü kalitelerini beğeniyorum. 2013'te bununla çok düğünler çektim. Neyse, konumuz şimdi kameralarım değil. Aslında bir video çekmem lazım. Ne kadar ekipmanım var. Hepsini bir araya toplayabilirsem bir gün. Sırt çantamdaki ekipmanlarım, diğer ekipmanlarımın hepsini bir toplayacağım bir araya. Güzel bir video çekeceğim. Daha önce GoPro kullandım ama kendimin hiç olmadı. GoPro. Şurada şöyle bismillah diyelim. Şöyle yüz tanım. Hop. Arkadaşlar dediğim gibi daha önce hiç GoPro'm olmadı. İhtiyaç duymadım değil, aslında duydum ama ne bileyim, sonra kendi kameralarımla çekebileceğim şeyleri çektim. Hop. Evet, kutumuz böyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu GoPro 9'a güzel bir çanta yapmışlar şu şekilde. Daha önceki modellerinde böyle bir çanta yoktu. Harika bir çanta yapmışlar. Vallahi beklediğimi değdi. Ben 8'i alacaktım. Sonra bir duydum 9 çıkıyormuş. İşte bu. Oo, burada çok güzel bir gözü var. Buraya çok güzel aksesuarlar koyulabilir ya. Application falan bilmem ne. Tanıtım broşürleri. Burada da diyor ki işte sorunla karşılaşırsanız garanti falan. Kullanım kılavuzu falan. Evet. Şöyle bir tane kablosu var. USB. Büyük USB. Küçük USB olarak. USB-C girişi var. Yeni model. Diğer tarafta da USB normal. Evet, kablosu şöyle bırakalım. Oo, bataryamız. Bundan bir tane daha almam lazım. Aslında alacaktım ama MediaMarkt'ta yoktu. Duyduğum kadarıyla bu batarya bir önceki modellerden %30 daha güçlü yapmışlar. Deneyeceğiz bakalım. Şöyle bir aparat. Bu herhalde kaska falan takmak için. Şuradan şöyle bir plastiği var. Neyse, bunlar çok bana lazım değil. GoPro'yu da buraya takıyorsunuz. Sen de böyle vidalıyorsunuz. Bu kadar. Güzel bir çantası var. Çekelim şöyle. Vallahi yıkıldık. Gerçekten sağlam bir çantası var. Sonuçta bu aksiyon kamerası. Yani aksiyon kamerası darbelere dayanıklı olması lazım. Çantası da darbelere dayanıklı olması lazım. İşte o an. Beklediğimiz an geldi. Dı. Arkadaşlar yalnız bir şey diyeceğim. Bu diğerlerine göre sanki biraz daha ağır ya. Hatta biraz daha büyük gibi. Diğeri daha küçüktü sanki. Şöyle yandan da daha inceydi. Ya ben seni yerim ya. Yerim. Seni öpeceğim. İşte bunu böyle bu şekilde çekeceğim. Evet, jelatinden çıkardık. Hoppa. Şimdi diğerki modellerinde bu önde ekran vardı. Görüntü yoktu. Bu arkadaki ekrandaki görmüş olduğunuz her şeyi bu öndeki ekranda da görebiliyorsunuz. Şöyle selfie çekerken
kendinizi görebileceksiniz. Şu jelatinlerini de çıkaralım. Bazı kameracı arkadaşlarım var. Bu jelatinleri çıkarmıyorlar. Üzerinde kuruyor kalıyor resmen. Abi çıkarın bunları ya. Çizilsin varsın ya. Çalışıyorsunuz, iş yapıyorsunuz. Valla benim bütün cihazlarımın hepsi şu anda çizik, darbeli. İş yapıyoruz sonuçta ya. Cihazımı koruyacağım. Çekime mi odaklanacağım? Adamlar yapmış abi ya. Şurada bir önceki modelinde bu yoktu. Şuradan şöyle bunu çıkarıyorsunuz. Aha da çıktı. Ben severim ya böyle hemen aldığım bir şeyi sökmeyi, takmayı. Sökeceğiz, bakacağız. Demek ki dalga buna dik bir şekilde gidiyor. Evet, şöyle takılıyor. Şimdi buna birkaç tane filtre alacağım. Filtre varmış buna göre. Buna filtreyi taktık, ne güzel çekimler olur biliyor musunuz? Harika renk görüntüler olur. S-Log da çekiyor bu. Ya şu olay aslında bir güzel de. Ben aslında GoPro'dan şunu beklerdim. Şunu şuraya takıyorsunuz. Tamam, anladık. Tamam, bunu böyle vidaladınız. Ben isterdim ki bu kulakları kapatınca şu ortada da bir tane vida deliği olsun. Şu Manfrotto'nun böyle küçük bir ayak, bunu böyle üstüne koymak için. Ya ben isterdim ki mesela şunu direkt şuraya şöyle bir vidalayayım. Şöyle göstereyim. Ben isterdim ki şuradaki alta şunu direkt ben şu şekilde vidalayayım isterdim ben. Şöyle vidalayayım. Ondan sonra şu şekilde kendimi çekeyim. Şimdi son zamanlardaki elektronik cihazların bazılarında, hepsinde değil, bazılarında abi kabloyu veriyorlar. Cihazı da verdiniz. Cihazı şarj edildi. Taktık kabloyu. Bunu takacak adaptör yok. Ronin SC'de de yoktu. Gimbal almıştım ben bundan 2-3 ay önce. Ronin S kullanıyorum mesela. Onda var. Kablo koydunuz, adaptörü. Ben bunu şimdi neyle şarj edeceğim? Telefon şarjı. Evet, telefon şarjı mantıklı. Yani bir tane adaptör koymanız lazım. Bir sürü para alıyorsunuz. Beni kandırmışlar gerçekten. Ben başka kutu açılı videoları da izledim. Yok, onlarda da yok. Bataryamızı bir takalım da bir deneyelim ya. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor. Voilà. Aha da açıldı. Tuşa dokunur dokunmaz açıldı ya. Bayağı bir hızlı. Vay. Burada ne yazıyor böyle? English. Bunlarda maalesef Türkçe menü yok. Francis var. Deutschland. Herhausen gibi aynı. Tali. Buongiorno. Como va? Çiniş. Japoniş. Portakil. Slovakya bile var. Türkçe yok. Şu Rusça. Fransızca mı? Yok ya, İngilizce kullanan. Diyor ki buradan uygulamaları bilmem neleri falan, GoPro instalasyonu falan yapalım mı diyor. Devam edelim. Arkadaşlar cihaz oldukça başarılı. Ben şimdiden beğendim. Zaten test videolarını, inceleme videolarını ben izlemiştim YouTube'da. Çok detaylı bilgiler ver çünkü YouTube'dan bakabilirsiniz. Benden çok daha iyi inceleme videosu çekenler var. Ben daha çok olayın nasıl çekmiş görüntü kalitesi orasındayım. Benim için görüntü kalitesi dediğim gibi. Onları da güzel çekimler yapıp videonun devamını koyacağım. İzleyebilirsiniz. Bugünlük burada bitirelim. Sevdim ya GoPro. 9 tavsiye edilir. Şeyi biliyorum, GoPro'larda mesela hareketli bir sahne var veya hemen anında bir şey çekeceksiniz ya mesela. Rek düğmesine basmadan 30 saniye önce kamera için kayda girmiş oluyor. İlginç bir durum. Orası da çok güzel. Benim o yönü çok hoşuma gitti. Yani açma kapama düğmesine basmıyorsunuz. Cihaz kapalı. Sadece kayıt tuşuna basıyorsunuz. Mesela burada bisiklet sürerken, motor sürerken kaskınızın üstünde. İşte buradan hemen motor sürerken, bisiklet sürerken zordur mesela açma kapama düğmesi. Nerede kardeşim onu bulana kadar? Buradan direktmen tak basıyorsunuz. Tak, cihaz kayıtta. Açayım. Sonra kayıt düğmesine basayım. Birkaç tane aksiyon kameralarında o açma kapama olayı biraz sorunlu olduğunu biliyordum. Onları birkaç videoda izlemiştim. GoPro bu konuda çok başarılı. Ya aksiyon kameraların bence babası bu ya. Diyecek başka bir şey yok. Çok araştırmadım da izledim yani. 2-3 tane daha markalar var. Onların videolarını da izledim. Hep bu açık arayla önde. Elimden geldiğince hep bu alanda en iyisini, pro modellerini almaya çalışıyorum. Drone olsun, kamera olsun, fotoğraf makinesi olsun. Biraz pahalı ama dediğim gibi mükemmel iş çıkarıyor. Bizim işimizde de kalite çok önemli. Evet, uzun lafın kısası arkadaşlar, GoPro 9'u satın aldım. Memnunum. Zaten uzun zamandır almayı düşünüyordum. Hoşuma gitti. Güzel içerikler çekeceğime inanıyorum bununla beraber. Bayağı bir kullanırım. Belki bu sayede de GoPro hastası, abonesi olabilirim. Bundan sonra seriye bağlayabilirim. Her yeni çıkan serisini alabilirim. Yani ben öyleyim. Bir modelin, bir markaya sevmişsem, alışmışsam onun yeni çıkan modelleriyle beraber böyle devam ediyor. Ama bazen oluyor işte 3-5 sene sonra o marka kendini yenileyemiyor. O yüzden mecbur kalıyorsun
zorundasın. Başka bir markaya geçmek zorundasın. Bende de oldu geçmişte. Birkaç defa marka değişikliğine gitmek zorunda kaldım. Evet. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.